Hemen videomuzu başlatalım. Sizlerle buluşmak için buradayım sevgili dostlar. Merhaba sevgili dostlar, ben Anadolu Akredit. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Biraz uzak mı kaldım sizlere bilmiyorum. Yeter. Bugün, geçen de video çekmiştim. Şeylerle alakalı, kendi kendimize işte self-spinal manipulation, self-spinal traction dediğimiz olay. Kendi kendine manipülasyon, kendi kendine traksiyon işlemi. Birçok arkadaşımız tarafından, birçok bizi takip edenler tarafından sevilmiş, hoş karşılanmış. Bundan dolayı biz de dedik ki ne yapalım bugün? Ha, boyun için isteyenler olmuş yani boyunla alakalı. Biz de dedik ki ne yapalım bugün? Boyun için olanı hazırlayalım. Acaba sesim yanıltılı mı geliyor ya? Şöyle biraz daha yakın konuşsam sizlere. Neyse konuşurken biraz yakın konuşayım sizlere. Şöyle. İşlemi yaparken biraz daha şey yapabilirim. Sevgili dostlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Sesim niye yankılı geliyor? Onu soranlar var. Önceki kliniğimde bir stüdyo ortamı hazırlamıştım. Orada gayet güzel işte güzel bir ortam vardı. Yani video falan çekerken iyi çıkıyordu. İşte ışıklandırma falan son dönemde bayağı güzelleştirmiştim. İşte klinik değişikliği yaptık. Klinik değişikliği yapmamızdan kaynaklı. Şu anda odanın içi boş olmasından yani tam vakit de şey olmadığı için tam vakit bulamadığımız için bundan dolayı kısmi böyle şeyler oluyor. Aksaklıklar işte sesinin çok fazla yankılanması. Bunun yanı sıra ışıklandırmanın tam iyi olmaması falan filan. Bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Neyse ne yapacağız bugün? Boyunla alakalı kendi kendimize manipülasyon uygulaması deneyeceğiz sevgili dostlar. Gayet etkili. Kendimde de denediğim, sürekli yaptığım, aslında herkesin bildiği ama tam o pozisyonu alamadığımız için hızlı yaptığımız, yavaş yaptığımız ya da kendimize daha fazla zarar verdiğimiz hareketler olabiliyor. Bundan dolayı şeyin çok önemli, yapılan egzersizlerin pozisyonu çok önemli, yaptığınız yapım hızı çok önemli. Hızlı yapmanız dahilinde vücudunuza zarar verebilir, yavaş yaptığınız dahilinde etki göremeyebilirsiniz. Ondan dolayı o tıkı iyi ayarlamak lazım yani o şekilde. Bunu kimler yapabilir? Bunu boyun tutu olanlar yapabilir. İşte spondilartroz dediğimiz boyunda kireçlenmesi olanlar yapabilir. Sırtında ağrısı olanlar yapabilir. Kürek kemiğinin olduğu seviyelerde problemi olan onlar yapabilir. Ondan sonra başka kim yapabilir? Boyun düzleşmesi olanlar yapabilir. Boyun düzleşmesi olanlar yapabilir. Boyun düzleşmesi bildiğiniz gibi sürekli boyunun düz bir hale gelmesi, o boyundaki işte lordozun ortadan kaybolması ve ne oluyor? Belli bir zaman sonra boyun düzleşiyor. İşte o diskler dediğimiz yani o şeyler, kemikler arasındaki diskler, amortisörler dediğimiz o amortisörlerin yapısı bozuluyor, dışarı taşıyor. Ondan sonra şeye falan baskı yapıyor, ne yok? Omuriliğe baskı yapıyor sevgili dostlar. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi aklıma yazmadığım için, freestyle yaptığım için bazen unutuyorum. Eğer boyun fıtığıyla alakalı olay mide bulantılarına, bunun yanı sıra işte çok hızlı ciddi baş dönmelerine gittiyse lütfen egzersiz vesaire yapmadan önce doktorunuza gidin, doktorunuza danışın. Çünkü eğer baş dönmesi gibi durumlar varsa, bunun yanı sıra işte mide bulantısı gibi durumlar oluyorsa, kulak çınlaması, kulakla alakalı sıkıntılar, denge kaybı gibi problemler oluyorsa ciddi problemleriniz olabilir. Lütfen her izlediğiniz videodaki egzersizleri yapmayın. Yani doktorunuzu danıştıktan sonra bu tarz uygulamaları yapın. Hatta manuel terapi uygulamaları bile yapılmayabiliyor yani hastanın durumuna göre. Eğer ağırsa, eğer çok ciddi denge problemi varsa, eğer çok ciddi işte kulakta çınlamalar oluyorsa, midede bulantı oluyorsa bunlar hepsi bir sinir deformasyonu olduğuna işaret. Hem de ciddi bir sinir deformasyonu olduğuna işaret. Bundan dolayı hasta rahatladıktan sonra manipülasyonlar yapılabilir. Hasta rahatladıktan sonra egzersizler yapılabilir. Yanlış yapılacak hareketler dengenin daha fazla bozulmasına, işte daha fazla mide bulantısına, daha fazla işte baş dönmesine sebep olabilir. Deformasyonu daha ileri seviyeye taşıyabilir. Bunun da farkında olun sevgili dostlar. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Neyse şimdi ne yapalım? Hareketlerimize geçelim. Hareket dedim de zaten bir hareket gayet etkili yani. Bir pozisyon daha doğrusu. Bir posta. daha doğrusu. Neredeyse şeyi yıkacaktım. Hani bir laf var. Onu söylemek istemiyorum şimdi buradan. Bilmem neresiyle dağları devirdi diyor ya. Bizim de öyle bir şey olacaktı yani. Neredeyse az kalsın. O bütün şeyi, sistemi yıkacaktım yani az kalsın.
Neyse sevgili dostlar, siz bir yatak bulabilirsiniz. Divan olmaz, divan çok yerde kalıyor. Yatak biraz seviyesi yüksekse, seydeyse benimki. Ya da mutfak dolabında olur mesela. Mutfak tezgahının önünde yapabilirsiniz. Ya da bir masada, şuraya gelebilecek kadar masada yapabilirsiniz. Şu şekilde ellerinizi koyduğunuz yere doğru çöktüğünüz sevgili dostlar. Ya da aften şu şekilde çapraz koyabilirsiniz. Kendinizi biraz geriye alacaksınız. Öne doğru getirdiniz arkadaşlar. Öne doğru omurganızı şu şekilde gördüğünüz şekilde getirdiniz öne doğru. Sonrasında öne doğru geldikten sonra ne yapıyoruz? Bastırabildiğimiz kadar, kendimizi öne doğru ittirebildiğimiz kadar ittiriyoruz. Zaten bu seviyede yani şu CL seviyesine kadar herhangi bir blokaj varsa çat 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 o kürek seviye, kürek seviyesindeki bölgeler hepsi takır 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 aşırıya sevgili dostlar. Bundan dolayı bunu da buradan söylemek istiyorum. Hatta şu şekilde de yapabilirsiniz. Şu şekilde de yaptınız. Şu kolunuzu mesela şu şeye koydunuz şu şekilde. Aşağı doğru indirdiniz. Boynunuzu aşağıya da yukarıya kaldırdınız ama şu benim şu pozisyon daha iyi yani. Bu pozisyonu siz kullanmaya devam edin. Diğerini de göstereyim bunu yaptıktan sonra. Şu şekilde öne doğru gittiniz. Ne yaptınız? Başınızı yuvarlak yapıyorsunuz sevgili dostlar. Şu şekilde. Ama tam geriye aldıktan sonra, tam geriye aldığınız başınızı, tam geriye aldığınız vücudunuz önde. Yani pozisyon çok önemli. Omurga tamamen gidiyor, baş biraz geriye gidiyor. Yani baş tam anlamıyla geriye gidiyor. Omurga tam önde, gidebildiği kadar gittiği yerde başı da geriye doğru ittirdikten, yani ittirdiğimiz kadar sonrasında orada bir yuvarlak oluşturuyoruz. Başım şöyle bir yuvarlak bir hareket alanı oluşturuyoruz başımızda. Şöyle bir koyduk elimizi. Öne doğru gidebildiğimiz kadar gittik. Başımızı yuvarlak oluşuyor. Zaten bu hareketi çevirirken C'lere kadar zaten yani torakal bölgede mesela 12 tane de sırt kemiğinin üzerindeki üzerine yani boyun kemiklerine kadar tamamen açılıyor. Orada açılıyor. Orayı bir stabilleştiriyorsunuz. Sonrasında bunu yaptıktan sonra da başımızı sağa ve sola aldıktan sonra mesela pozisyon alayım aldım şu anda. Başımı sağa sola alırken zaten yavaş yaptığım zaman tak 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 hemen bütün şeyler C7'ye kadar olan kısım ilk sağ yaparken tak yerine oturuyor. Sola yaparken de yerine oturuyor. Zaten çatır 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 eğer pozisyonu düzgün aldıysanız şeyin faydasını göreceksiniz yani. Onun hemen etkisini göreceksiniz. Sonrasında yuvarlak yaptıktan sonra sevgili dostlar şu şekilde yuvarlak yapıyoruz. Yani yuvarlak çizmiyoruz. Yan yapacağız başımızı şu şekilde. Başımızı yan yaptık. Den sonuna kadar götürdük. Aynı şekilde diğer tarafa doğru. Sağ, sol. Pozisyon çok önemli. Yani sevgili dostlar. Yani bunu ayakta yaptığınız zaman fayda görmeyeceksiniz. Bakın istediğim kadar şu anda yapıyorum. Faydası yok. Ama omurgayı aldığım zaman omurgayı şu şekilde. Omurgayı öne aldığım zaman şu şekilde aşağı doğru aldığım zaman hani böyle sihirbazlar da var ya kafayı tak aşağı atıyor mesela. Yukarıda böyle tak aşağı atıyor. Siz de öyle yapmanız lazım. Yani şu hareket çok önemli. Şu hareket çok önemli. Bunu yapmadığınız zaman, omurgayı aşağıya çekmediğiniz zaman, omurgayı stabilleştirmediğiniz zaman başınız istediğiniz kadar yuvarlak yapın, verim alamazsınız. Ama ne yapıyorsunuz? Omurgayı aşağı aldığınız zaman sağ, sol, yuvarlak yapıyorsunuz. Hatta bu pozisyonda da yapılabilir. Bakın demin şu pozisyonda yaptık. Şu şekilde vertikal yaptık. Vertikal denildi galiba bunu. Vertikal yan düzlemde yaptık yani şimdi. Şimdi biraz daha dikey pozisyonda yapacağız. Şu şekilde mesela kollarımızı tam da kırabiliriz. Kırmadan da yapabiliriz o şekilde. Kırmadan deniyorum. Başımı aşağı aldım. Şu şekilde başımı aşağı aldım. Sağ ve sol yapıyorum. Yuvarlak yapıyorum. Yuvarlak etkili. Aynı şey. Yani ne yaptım? Elimi şöyle şeyin üstüne koydum. Tak omurgamı kırdım içeri doğru. Başımı da aşağı çektim. Geriye doğru çekiyorum başımı. Ondan sonra yuvarlak yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra sağ ve sol yapıyorum. Yani şu şey gördüğünüz gibi şu yan taraflar bildiğin ateş ediyor şu anda. Bildiğin ateş ediyor yani bayağı bir etkili ve de yorulduğunuzu hissediyorsunuz omurga olarak ama dediğim gibi omurganızın pozisyonu çok önemli. Yani şu anda ben mesela bunu yaptığım zaman hiçbir şey olmuyor şu anda. Ama omurgam öne aldım. Yani şu pozisyon öne aldım. Omurgam öne aldım. Kürek kemiğini gerdirdim mesela şu şey kaslarını. Şu kürek kas kemiklerini kapattım mesela. Omurgayı gerdirdim. Ne yapıyorum? Tak. Ondan sonra işlemi yapıyorum. İlla bir yerden destek almanız lazım. Pozisyonu bozmamanız için. Gayet etkili bir
yöntem sevgili dostlar. Bunu da buradan söylemek isterim. Bu da boyun bölgesi için kendi kendine kütlet modeli, self manipulation modeli diyebiliriz sevgili dostlar. Boyun bölgesi ve torakal, servikal bölge ve torakal bölge için, yani boyun bölgesi ve sırt bölgesi için. Bunlar dediğim gibi düzenli olarak yaparsanız günlük 5 dakikanızı almaz. Mesela bel şeyini yapsanız 1 dakika, boyun şeyini yapsanız 1 dakika, olay bitti, 2 dakikalık olay. Şunu kesinlikle yapmayın. Yani şu halk arasında bilinen tak tak, ondan sonra çat çat o şekilde kıtlatmak. Düzgün pozisyon almadığınızdan dolayı normalde manipülasyonlar traksiyon alınarak yapılır. Yani belli bir pozisyon alınır. Şu an boyun boşta tak diye çevirirseniz, herhangi bir stabilleştirme yapmazsanız boyunda, o sinirlere daha fazla zarar verebilir. Bunu çoğu insanda görüyorum. Ben de kıtlatıyorum boynumu diyorum mesela. Herhangi bir pozisyon almadan kendi eliyle tak diye çeviriyor o şekilde. Kesinlikle zararlı bir durum. Siz anında rahatlama hissetse bile ileriki pozisyonlarda sizlere ciddi rahatsızlıklar verebilir. Ciddisinin hasarlarına yol açabilir. Anlayamazsınız, nereden geldiğinizi şaşırırsınız, neden oldu bu böyle diyebilirsiniz yani o şekilde. Bunu da buradan söylemek istiyorum takipçilerime. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bunlar çok önemli. Pozisyon, duruş çok önemli. Duruşu aldıktan sonra zaten hareket kendiliğinden geriye geliyor. Bundan dolayı bunun da farkında olduğunuz zaman olayı tam anlamıyla yapabileceksiniz. Yine bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız videonun altına yorum yazın. Bizlere bildirin o şekilde. Teşekkür edin. Ben de teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla ve mutlu kalın.